Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 10. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta dörtgenleri anlatacağım size toplamda 2 videomuz olacak. Hocam az değil mi diyenlere ya üçgende eksikleriniz vardır. Hemen üçgenlerde taze bitti ya eksikleriniz varsa diye tamamlayın diye bu şekilde basit yani az bir konu anlatımı yaptım. Çünkü az biraz eksikleriniz varsa ya da eksik hissettiğiniz bir konu varsa mutlaka mutlaka tekrar edip ondan sonra bu konuya başlamanızı tavsiye ediyorum. açıklamasında biraz sonra yapacağım. Evet dörtgenlerin ilk videosu tanımından bahsedeceğiz ve üçgenle ilgili yapılabilen kısımlarından bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 99 ve 100'ü anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dörtgene başlamadan önce sana şu soruyu sormak istiyorum. Üçgen bilgin nasıl? Hocam üçgenleri çok iyi öğrendik sayenizde diyenleriniz varsa sen bundan sonra geometriden korkma. Geometride full ya da fulle yakın yapma adayısın. Çünkü üçgenleri çok sağlam bir şekilde oturturdun. Biz bundan sonraki konu anlatımını hep üçgen temelli anlatacağız. Nasıl anlatacağız? Öncelikle dörtgense mesela dörtgenin tanımını vereceğiz. Ondan sonra üçgenle ilgili çözülebilen kısmından bahsedeceğiz. E sen de üçgeni iyi bir şekilde biliyorsun ya. E sorulara da direkt baktığın zaman üçgen bilginle çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Ki zaten sen TYT sınavına girdiğin zaman büyük ihtimalle en az 5 hatta 6 hatta 7 net çıkabilecek seviyedesin. Ama şu bilinçli ol sen artık böyle dörtgenlerle de ilgili soru geldiği zaman paraya kenar dikdörtgen kare gibi bunlarla da ilgili soru geldiği zaman üçgen bilginle yapabilirsin. Az biraz paraya kenarın tanımını biliyorsun dikdörtgenin tanımını biliyorsun. İşte onları da uyguladıktan sonra hem tanım bilgisi hem de eski bilgiler soruları çok rahat bir şekilde yaparsın. ÖSYM zaten sırf buradan soruyor. O yüzden bizim bu anlatım tekniğimiz çok önemli. Son 10 yılın 11 yılın sorularını inceledim. Toplamda var ya son 10 yılda 3 tane soru sormuş ya. 3 tane özellikle ilgili soru sormuş. O yüzden buradaki ilk kısımlar yani biz başlattıktan attıktan sonraki ilk videolar senin için aşırı derecede önemli. Ki zaten sen bunu rahat bir şekilde yapacaksın. Üçgen bilgi sağlam olduğu için. E hocam şunu diyenler de olacak. Ya yani ben üçgeni öğrendim ama eksikliklerim var. Bu da önemli değil kardeşim. Eksiklerin varsa hiç korkma. Bu anlatım tekniğiyle hem dörtgeni öğreneceksin ya da bundan sonraki konuları öğreneceksin. Hem de üçgendeki eksiklerini kapatacaksın. Ya bir taşla iki kuş vuracaksın kardeşim. O o zaman bu olay tamam. Sen de full ya da full yakın yapma adaysın. Aa üçgeni böyle tam böyle olmayanlar da dört net falan civarında yapar. Ama dörtgenler de bittikten sonra üçgenleri tam tekrar etmiş olacaksınız ya. Ondan sonra netleriniz acayip bir artış olacak. Çünkü üçgenleri de iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Doğru yoldasınız. Ama şunu da söyleyeyim. E, hocam üçgenleri ben öğrenemedim diyenler varsa bundan sonra devam etmesin. Ne yapsın biliyor musunuz? Baştan başlasın. Hocam aynı şeyler önemli değil. Yani sen aynı şeyi tekrar ettiğin sürece çok iyi bir şekilde öğrenirsin. En baştan. Doğru da açı, üçgende açıyı geç. Ek çizimlerden başla. En baştan başla çok faydasını göreceksin. Senin için bir zaman kaybı değil. Dediğimi de sakın ama sakın unutma. Şimdi başlayalım mı dörtgene? Hadi bakalım. Dörtgen. Öncelikle tanımı. Ya hocam tanımını burada yazmamışım. Sonraya bırakmışım ama. Doğrusal olmayan üç noktanın birleşimine biz ne diyoruz arkadaşlar? Dörtgen diyoruz. Dörtgen tabii böyle iç bükeyde olabilir. Dış bükeyde olabilir. Biz buna konveks buna da konkav adını veriyoruz. Ama çok fazla kafanıza takmayın konkavı konveksi. Genelde dış bükeylerle uğraşacağız. Direkt örnekle başlayalım. Örnek dediğimiz şey aslında üçgen bilgisiyle çözülebilen şey değil mi arkadaşım? Hadi bakalım direkt örnekle başlayalım. Yani üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından başlayalım. Hocam birim karelerin üstüne şöyle bir dörtgen konulmuş. Soruyu okuyayım. Şekil 1'de bir birim kareli kağıda bir dörtgen çizilmiştir. Bu dörtgenin köşeleri birer birim yer değiştirilerek. Bak mesela bu bir birim aşağıya gelmiş. Bu sağa kaymış. Bu yukarı çıkmış görüyorsun. Bu da sola kaymış. Bir birim yer değiştirildiğinde Alandaki değişim ne olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam aynı dörtgen sadece kaydırılmış değişmez diyenleriniz yanılıyor. Bak bakalım yapalım. E hocam nasıl yapacağız? Öncelikle şu birim kareleri tabi genelde ÖSYM gösterir ama ben göstermeden yapmışım. A burada bak şu ve şu aynı hizalı. Bu ve bu aynı hizalı değil mi? Yani bu birim karenin bir köşesi şu birim karenin bir köşesi. Yani bu köşegen yani ne oldu? şu şunun devamı oldu. Bu da bunun devamı oldu. Ama daha iyi anlatabilmek için isterseniz şöyle şekilde ben size hop şöyle birim kareleri de önceden çizmiştim. Şöyle oturtayım isterseniz. Heh, şu şekilde yapalım. Bak şimdi. Hocam burası dörtgen yaptığımız zaman. Dörtgen dediğimiz aslında iki tane üçgenden oluşmaz mı? Evet. Ya böyle köşegen çizdiğiniz zaman iki üçgenden oluşur. İşte üçgenliksi burada giriyor işin içine. Ya bu üçgenin alanı ya bu üçgenin alanı ya da dörtgen dediğimiz şey şu köşegeni çizecek olursanız şuradaki iki üçgenden oluşuyor değil mi? Neyse biz bunu çizdik. Bakın şunu çizdik. Hocam buradaki uzunluk belli. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. E hocam bu tabana ait yükseklik var mı? Var. Neresi? Bak şu da aynı şekilde. Birim kare olduğu için 90 ve burası 2. O zaman yukarıdaki üçgenin alanı nedir? 5 çarpı 2 bölü 2 artı. Aşağıdaki üçgende yükseklik belli mi? Belli. 3 birim. O da taban 5 yükseklik 3 olduğu için 5 çarpı 3 bölü 2 e, hatta topladığımız zaman kaç yapıyor bu 10 bölü 2 5 demeyelim bölü 2'ler var ya 10 artı 15 25 bölü 2 yaptı evet bu alanı 25 bölü 2 bulduk gel gelelim şuraya e hocam ben bunu böyle çizecek olursam dikkat dikkat şunu şöyle çizecek olursam e, maalesef bunun uzunluğunu bilmiyorum pisagor bağıntısından bulurum ama bunu bulsak ne olacak ki şu diğer köşegen ya da buraya çizdiğin diki bu uzunluğu nasıl bulacaksın değil mi? Orada biraz sıkıntı yaşayacaksın. E o zaman ne yapacağız hocam burada? Burada da köşegenle yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulamadığın zaman birim kareli şekillerde şunu yapacaksın. Hangi şekli verilirse verirsin. Beşgen verirsin, altıgen verirsin, ongen verirsin fark etmez. Özel bir şekilde alanı çıkmıyorsa yani dörtgenin alan formülüyle çıkmıyorsa ya da üçgenin alan formülüyle çıkmıyorsa bu dörtgeni en küçük dikdörtgen içerisine o Yani bak şöyle birim kareler üzerinde. Hop şöyle. Yani şu şekilde de yapabilirsin. Hocam şu en büyük alanından şuradaki alanları tek tek çıkartacağım deyip de yapabilirsin ama bence şu en küçük dikdörtgen içerisine oturtman en sağlıklısı olacaktır. E bunu oturtuttuktan sonra ne yapacaksın? Bütünsel düşüneceksin. Yani büyük alandan 1 2 3 4 5 burası 1 2 3 4 5 A kare oldu hatta. Yani sen büyük alandan neyi çıkartacaksın? 5 x 5'ten üçgenlerin alanlarını tek tek çıkartırsan burayı bulursun değil mi? Evet o zaman burası kaç birim? 2 birim burası, 3 birim burası, 2 birim burası, 4 birim burası, 1 bir burası, 1 burası, 4 burası, burası, buraya da 3 kaldı. Yani 2 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartacaksın. 2 çarpı 3 bölü 2 eksi 2 çarpı 4 bölü 2 eksi 1 çarpı 4 bölü 2 eksi 1 çarpı 3 bölü 2. İşte bunları çıkartacaksın kardeşim. Bütünden büyük kareden şu beyazları çıkartırsan mavi alanı elde eder misin? Elde edersin. Yani burası 25. Şu ikiler sadeleşsin. Eksi 3. İkiler sadeleşsin. Eksi 4. Şu sadeleşsin. 2 kaldı burada. Eksi 2. Burası da eksi 3 bölü 2 yaptı. E o zaman burası kaç yaptı? Toplam 5. 20'den 5 çıkınca. 25'ten 5 çıkınca. 20 geldi. 20'den de 4 çıkınca. 16 geldi. Bu da 16 eksi 3 bölü 2. 32'den de 3 çıkınca kaç geliyor arkadaşlar? 32'den 3 çıkınca 29 geliyor. 29 bölü 2 yaptı burası. Evet eski alanımız neydi? 25 bölü 2 idi. Şimdi 29 bölü 2. A alanda artış oldu. O zaman biz alandaki artışı bulalım. 29 bölü 2'den kaçı çıkartacağız? 25 bölü 2'yi çıkartacağız. Yani 4 bölü 2 yapıyor. Yani ne oldu? 2 oldu. Ama 2 ne oldu? Son alan daha büyük olduğu için alan arttı. Yani 2 birim kare artmış oldu arkadaşım alan. Tamam mı? Birim karelerle ilgili böyle soru gelebilir. Geldi örnek 2'ye. Alan ABD bölü alan ABC'de isteniliyor. Bak ne verilmiş burada? Oranlamalar verilmiş. Hemen üçgendeki alan mantığına gelsin. AE uzunluğu 2k, edge, pardon, A, E pardon, AE uzunluğu 3k. Burası 2k verilmiş. A oranlama var. Oran varsa alanla ilgili ne gelir aklına? Alan dağıtma hocam. Enozan ne duruyorsun? Haydi dağıtsana. sana. 2 kdaki alana ben 2a dersem 3k'da kalan 3a olur. E altta da şu tepe noktası su noktasına göre yaptım. Alttakinde de 2k'da kalan 2a ise ama bunların eşit olduğunu nereden biliyorsun? Şunlar eşit mi? O zaman farklı diyelim. 2K'da kalan 2B ise 3K'da kalan da 3B midir? Evet. E alan ABD bakıyorum. ABD yani şu alan 3A artı 3B bölü alan ABC'de isteniyor. Tüm alanda 5A artı 5B değil mi? Evet. Burada 3 parantezin alınca 5 parantezin alınca A artı B'ler gidiyor. Cevap da ne yapıyor o zaman? 3 bölü 5 yapıyor. Evet ikinci soruyu da 3 bölü 5 bulduk. Tamamıyla üçgen sorusu değil mi kardeşim? Evet. Haydi bakalım geldik 4. 3. soruya. Neler verilmiş? ABC'de dörtgenin alanı. Hocam alan formülünü vermedik ki daha. Alsın üçgen sorusu. E, burada dikkatimi çeken ne var? 5, 5, 15, 10 verilmiş. Hocam burada ikiz kenar var tabanla mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Hadi bakalım insanlık yapalım. Tabana ait yüksekliği çizelim. Hocam taban olduğu için tabana ait yüksekliği çizdik. 3, 3, 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı burası. E şimdi ne yapacağız? Hocam şu üçgenin alanını ben bulabilirim. Taban belli. Taban kaç? Hocam taban 6. Yükseklik 4. 6 çarpı 4 bölü 2'nin ne olduğunu biliyorsun. 12. Yani şu alan 12. E, e burada da sayılar var. E alan dağıt kardeşim. 5'te kalan 12 ise. Değil mi? Hocam 5'in bir katı değil ne yapacağım? Ama bak 5 ve 15 var. Tabandaki oran 1'e 3. O zaman alandaki oran da 1'e 3 olacak. Burası 36 olacak. Sonra 5'e 10, 1'e 2 oran var. Tepe noktası C'ye göre alanı dağıtıyorum. 1'e 2 oran 36 ise burası da 72 yapar. Sonra burada da 1'e 2 oran şu A tepe noktasına göre baktığınız zaman 5'te kalan 12 ise 10'da kalan ne olacak? 1'e 2, 1'e 2 24 olacak. Topla kardeşim şunları. 36 ile 24 yani 36 72. Ondan sonra 24 ve 12'nin toplamı isteniliyor bizden. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 60 yaptı. Bu ikisinin toplamı da 84 yaptı. Hepsini toplarsak 144 yapar. Tamamıyla üçgenden çıkan güzel bir soru daha. Cevap 144. Geldik örnek 4'e. Ya hatırlarsın sen bunu ya. Hatırlarsın ya. Yap bakalım şunu. Hadi bakalım ellerinden öper bir soru. Özel açı var. Ne yapacağını biliyorsun. Özel açı mantığı tamam mı? Özel açıda da ben sana bunu öğrettim. Hatta özel açıda da böyle bir soru. Belki de aynısını çözdüm. Bilerek de aynı soruyu da koymuş da olabilirim. Bakalım çözebilecek misin? Yaz yoruma. Tamam eksiklerini de görmüş olacaksın bu arada. Ben çözüyorum şimdi. Evet ne demiş? X 10 Y ve 2 kök 3 verilmiş. Ne yapacağız hocam burada? Ya hocam burada 90 var ya. Hemen şöyle bir dik üçgene oluşturayım. Süper oldu ya. E ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun be ya? Ne var burada? 60 derece var. 60 parçalanır mı? Değil mi? Trakyalı, Trakyalılar gibi konuştuk ama olsun. Şivemiz değişsin biraz. Arkadaş 60 parçalanmaz. Ne yapacağız hocam? Böyle dik çizsem e 90'ın karşısı x, x bölü 2 ile uğraşacaksın. Ya da buradan dik çizsen böyle bununla uğraşacaksın. Zaten ne dedik arkadaşlar? Do bak özel açılar parçalanmaz. 90 da kısmen özel bir açıdır. Parçalamayız. Hani tamam belki çıkar. Şuradan dik çizdin. Buradan dik çizdin. Sonra bir de buradan dik çizersin. Oho. Böyle yapacağına ne yapacaksın? Daha öncesinde de söyledik. Zaten şurada, şurada Dörtgen iç açılarını daha görmedik ama biliyorsunuz ortaokuldan. Hocam iç açılar toplamı kaç? Yazmasak da olur aslında ama olsun. 360 ya. O zaman buraya kaç kalıyor? 60, 60, 120. 120, 90 daha 210. 360'a tamamlayanı 150 yaptı. Burası 150. Zaten bak 150 de özel bir açı. Dokunulmaz buraya. Yani bütün açılar özel açıysa o zaman ne yapıyorduk? Tamamlama yapıyorduk. Üçgene tamamla. İster yukarı doğru tamamla. İstersen aşağı doğru tamamla üçgeni fark etmez. İster böyle aşağı doğru istersen yukarı doğru tamamla. Ama biz genelde böyle 60-60 görünce tabii ki 60'a doğru tamamlarız. Çünkü daha güzel oluyor. Eşkenar üçgen oluyor değil mi dostum? 60-60-60 ama eşkenar çıktı demeyle kalmamak lazımdı. Bütün kenarların eşit işte olduğunu göstermek lazımdı değil mi? E 60 90sa burası 30 oldu. A 60'ı karşı 2 ise 30'un karşı 2 yapar. 30'un karşı 2 iken 90'ın karşı 4 yapar. Hocam bu bütün kenar kaçtı? 10. E o zaman burası da 10. Burası da 10. E burası 2 ise buraya 8 kaldı. Burası 4 ise buraya da ne kaldı? 10 olduğundan dolayı 6 kaldı. Benden x artı y isteniyor. x 8 y de 6 olduğundan cevap da böylelikle 14 çıkar. Evet güzel bir soruydu yine. Çözdük. Cevabı da 14 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'deki ABC'de dörtgeni biçimindeki bir kağıda katlama yapıldığında şekil 2 elde edilmiş. Şimdi burada bir katlama yapılmış. A üstü buraya gelmiş. Sonra D de bu D üstüne gelmiş. Şu katlama yapılanın burasına gelmiş. Ama burada bir dengesizlik var ya. Şekil tam böyle denk çizilmemiş. Yani katlama yapıldığında arkadaki farklı renk olması gerekiyor. Orada bir hatam var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen şöyle bir düzeltme yapalım. Yani şurası tamam. Ee, ne nerek şu mavi renk burada kalsın. Bu böyle katlandığında arkadan böyle gelsin. Arkadan böyle gelsin. Bakış açınıza göre bu şekilde yaparsak daha iyi anlayacaksınız. O yüzden tamam arkası yeşil renk Önü de mavi renk tamam mı? Bu katlama böyle geldi bu katlama böyle geldi. Soru bu şekilde. Tamam siz de ona göre artık şey yaparsınız. Şimdi ne diyor? 120 derece verilmiş. BC'de 8 verilmiş. Hmm, BC uzunluğu 8. Şekil 2'de kağıdın görünen yüzünün alanı. Yani şu bölgenin alanı isteniliyor arkadaşlar bizden. E nasıl bulacağız şimdi bunu? Şu katlamayı yapalım. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Bu böyle katlanmış ya. Açtığın zaman bu buraya denk geldi. Sonra bu da böyle katlanmış. Bu böyle katlanmış. E o zaman bunu da şöyle bir açalım arkadaşlar. Hop şöyle açtık. Bak eski haline döndü mü arkadaşlar şekil döndü. Neresi önemli bizim için? Bak şuradaki bir açısı önemli. 120 derece vermiş. Tamam şu 120 derece ve burası da 8 olarak verilmiş. Tamam. Şimdi sen bunu böyle katladığın zaman yani bu buraya geldi. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşitti. Hocam üst üste binen açılar eşit olacak ya. 60-60 oldu burası. E burada açılar da birbirine eşit. Sonra bu kenarla bu kenar eşit olacak ama kullanmayacağız gibi. Bu kenar eşitliği yok. Ya da bu kenarla bu kenar eşit olacak kullanmayacağız gibi. Sonra şuraya gelelim. Hocam bu kenarla bu kenar eşit. Açılarla ilgili işimiz var büyük ihtimalle. Çünkü bunlar verilmemiş. E buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. He. Şu açıların da eşitliğini yazalım. Bak burası doğrusaldı gördün mü? Bak şuradaki şey. D buraya geldi. Bu bunun üstüne şakıştı böyle. E arkadaş bu doğrusal ya. Burada bir 180 derece yok mu burada? Var. E 180 ise şunlara A A B B diyecek olursam yazmayayım şekil karışacak. 2 A artı 2 B açısı 180 ise A artı B'yi kaç buluruz? 90 buluruz. Yani senin şuradaki üçgeninde hatta mavi kaleme geçeyim ben. Senin buradaki üçgeninde nasıl bir üçgen çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Ve 90 60 ne üçgen oldu burası? 30 yani 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Burası da 4 köküçtür. Zaten bizde şekil 2'deki kağıdın görünen yüzeyi isteniyor. Yani bir kenarı 4 diğer kenarı 4 köküç olan kağıdın alanı isteniyor. 4 çarpı 4 köküç bölü 2'den 16 köküç bölü 2'den cevap 8 köküç çıkacaktır arkadaşlar. 5 soruda güzel bir soru. Keşke re -re böyle şey yapsaydım. Kusura bakmayın bazen. Oluyor da böyle şeyler. Geldi görnek 6'ya. Ne var burada? Özel açı var. Hadi bakalım özel açı mantığını kullan. Bak soruyu çözerken ne yapacaksın? Öncelikle sen çözmeye çalış bakalım. Zorlandığın sorulardan biridir. Biri olacak. Ve kitapta gördüğünüz zaman gerçekten de zorlanıyorsunuz. Ya senden çözmeni istiyorum. İster özel açı mantığını kullan. ister hocam bu eşitlikler neye verilmiş? ister ondan başla. Ya da özel açı mantığını kullandıktan sonra bu eşitliğin mantığını kullanmak zorundasın. Ya da tam tersi. Bu ikizkenarlığı kenarlığı ben nasıl kullanabilirim? Sakın tabana ait yükseklik çizme ha. Niye? İnsan olan tabana ait yüksek çizer ama. E burada taban yok ki tabana ait yükseklik çizeceğiz. He mi? O yüzden çizmeyeceğim buraya yükseklik. X kenarın mantığını nasıl kullanabilirsin peki? Bir de özel açı mantığı var. Onları düşünerekten şey yapacaksın. Ya bu soruları kendine sorduğun zaman kendini geliştireceksin. Ben çözüme başlıyorum. Sen de çöz ve yoruma yaz. E ne yapıyoruz? Hocam özel açı mantığı. Ben özel açı görünce dayanamam. Özel açı mantığı dik çizerim kardeşim. Hocam 45'in mantığını kullanmak için. Ya buradan dik çizerim ya da tepeden. Şuradan. Buradan dik çizmek daha mantıklı. Hani bu içeri düşmeyecek sanki geniş açılı ya. Sadece buraya düşecek gibi. Buradan dikini çizdin. Diki çizince 45-90-45 üçgen oluşturduk ya. 6 kök ise buradaki dik üçgende 6'ya 6 yaptı ya burası. Eyvallah. Bu daha sade diye burada duruyor şu anda. 30'un mantığını kullanalım şimdi. E 30'un mantığını kullanmak için de yine özel açı oluşturman lazım. İki ihtimalim var. Nasıl iki ihtimalim var? Ya buradan dik çizeceksin böyle. Ya da buradan dik çizeceksin. Ama buradan dik çizince 90'ın karşısı yok. Hiç her yer bomboş. Buradan dik çizelim. E buradan dik çizdiğinde hani burası geniş açı değil mi? O çizilen buraya düşmeyecek mi? Evet buraya düşecek. E o zaman 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı da x bölü 2 mi yapar? Evet. He, özel açı mantığını kullandık. Sırada ne var? Sırada şu var kardeşim. Senin şuradaki eşitlikleri kullanman lazım. Hocam şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Acaba bu niye eşit verilmiş? Dikkat et eşit kenara ait yükseklik. Aa, bu da eşit kenara ait yükseklik. İkiz kenar üçgende eşit kenara ait yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet yani şu parçayla şu parça eşit olmak zorunda. X bölü 2 eşittir 6 olmak zorunda ve X eşittir 12 olacak. Gördünüz mü? Verilenlerin mantığı çok güzel bir şekilde. Yani verilen her bir bilgiyi kullanmaya çalışmak bizi sonuca çok güzel bir şekilde götürür kardeşim. Evet güzel bir soruydu. Altıncı soru cevap 12 bulduk geldik 7'ye. A ile EC birbirine eşit verilmiş. A e ile EC birbirine eşit verilmiş. Hemen sonra da bu verilmiş ya. A hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Ve verilen bilgilerde hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ek çizim. 90'ın karşısında eşitlik olduğunda aklına gelir. Muhteşem. Hop çizdik. Muhteşem üçlüden dolayı burası eşit. Hocam aynı şekilde burada da 90 var. 90'ın karşısında eşitlik var. E burada da muhteşem. Çizdik mi? Çizdik. Ne işimize yarayacak? Her zaman diyoruz ki verilen bilgiyi bul, kullan. Ya da bulduğum bilgiyi kullan. E sen burada hop bu da eşit bu da eşit buldun. Ana burada ne çıktı? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Bak şurada gördün mü? Hocam verilen sayılara da bakalım. İkiz kenar üçgen 6 verilmiş. 2 verilmiş 4 verilmiş. Bak şuraya kadar 6 buraya kadar da 6. İkiz kenarda çizilen kenar ortay oldu. İkiz kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. AC uzunluğu isteniliyor bizden. 3 6 1 2 kök 5 üçgenden burası 3 kök 5 S gösterdiğimiz o zaman burası da 3 kök 5 burası da 3 kök 5 toplamda AC uzunluğu ne yaptı? 6 kök 5'e eşit oldu. Yani örnek 7'yi 6 kök 5 bulduk. Geldik örnek 8'e. Zor bir sorumuz, zor bir soru. Ama verilenleri kullandığınız sürece yine zor soru yoktur kardeşim. AK ile KC birbirine eşit verilmiş. Sana yaptırmıyorum farkındaysan. Çünkü ben yapacağım. Çünkü gerçekten zorlanacaksın bu soruda çünkü daha dörtgenleri yeni geçtik. Dörtgenlere geçtiğiniz zaman sadece üçgen bilgisiyle yapacaksınız ama burada nedense sadece üçgenler böyle özel açı mantığı işte benzerlik falan filan direkt hali hazırda karşınıza gelecekmiş gibi hissediyorsunuz. Ama dörtgen konusunda da olsanız yine ek çizimlerle karşılaşacaksınız kardeşim. Hiçbir şey yapamıyorsan bir şeyler çizeceksin. Tamam mı? E burada eşitlik verilmiş. Başka ne verilmiş? Burada bir de şu eşitlik verilmiş. E hocam eşitlikleri kullanacağız. Bak eşitlikleri kullanmak demek üçgende ne demekti? Üçgende eşitliğin mantığı orta taban değil miydi kardeşim? Evet. Şimdi şu kırmızı eşitlikleri kullanalım hocam. Bu eşitlik eşitliğin olduğu yere kalemimi koydum. Bir orta taban çizeyim. A böyle çiziyorsun. Doğru çizebilirsin. Ya da ne bileyim farklı farklı bir çizimler yapıyorsun. Ya da şuraya doğru paralel çiziyorsun. Evet. Ama sana verilen bilgileri şöyle bir bak böyle konuşuyorum az konuşuyorum ama. mikrofona yaklaşayım sana verilen bilgilere şöyle bir bak tamam dostum. Evet sana verilen bilgilere bak sana ne verilmiş 8 verilmiş. Ha o zaman 8'e ait orta taban ya da 6 verilmiş. Ha o zaman 6'ya ait orta taban çizeceksin. E sen burada kalemini buraya koydun. 6'ya ait orta taban çizilmez ki burada böyle. Olmaz 6'yı olmuyor değil mi? Eşitlik zaten nerede? Şuradaki üçgende 8'e ait çizeceksin o zaman. Hop 8'e paralel çizeceksin. Ama paralel çizdin orta taban hocam demeyle kalmasın. 8 ise 4. Eksik parçaları tamamla. Ve şu parçayla da şu parça birbirine eşit değil mi? Evet. Yani şununla da şu birbirine eşit oldu. Eyvallah. Şimdi gelelim öbürüne. Hocam burada da şunlar birbirine eşit verilmiş. Eşitliğin mantığını kullanacağım. Bak 8'i kullandım. Sıra 6'da. Bak çözüm nasıl kolaylaşıyor değil mi? E o zaman çözüm 6'da. Buradan 6'ya ait paralel çizeceğim. E, paralel çizdiğim zaman ne olacak? Ortaban şu üçgende olmayacak mı? Olacak. 6 ise 3. Tam da buraya denk gelmek zorunda. Burayı da iki parçaya böleceğinden dolayı. E o zaman 6 ise burası 3. Şu paralellikleri unutma. Ve 1'e 2 oranını unutma. 6 ise 3'ü yapıştırdın. Tamam. KL'nin nesi isteniyor bizden? Alabileceği tam sayı değeri. Bu alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Yani birkaç tane farklı değerler varmış. Üçgen esiliği konusu gelmedi mi aklına? Evet. Yani şu üçgende üçgen esiliği yapacaksın. Yap kardeşim o zaman. X toplamları ile farkları arasında olacak. 4 artı 3 ile 4 eksi 3 arasında. Yani 1 küçüktür. X küçüktür. 7 oldu. 2 3 4 5 ve 6'nın toplamı isteniyor. Topladığınız zaman da kaç yapıyor? 20 yapıyor. Evet cevap 20 oldu. Geldik örnek 9'a. Tamam artık bunu rahat bir şekilde yaparsın. İstersen durdur kendin yap. AC'yi 12 vermiş. AC'yi mi? Pardon. AC'yi 12 vermiş. Ha şurası 12. Evet kardeşim burası 12 verilmiş. Sonra hocam bu 6 6 olur. Nereden biliyor kardeşim? Var öyle bir şey dedik mi? Ya da var mı? Öyle bir kural vermedik ki kurallar sakın kural dahilinde çözmeye çalışma. Sakın sakın sakın. Verilen bilgilere bir odaklan. Hocam burası 12 verilmiş. Burası da 6 verilmiş. 16 verilmiş. Hmm, ne yapacağız? Hocam eşitlikler var. Şurada da eşitlik var. O zaman eşitliğin mantığı. Orta taban. Kalemini koydun L'nin olduğu yere. Ya 12 var 16 var. İster 12'ye paralel çiz ister 16'ya paralel çiz. Hiç fark etmez. Ben 12'ye paralel çiziyorum. Orta taban çizdik. 12 ise burası kaç yaptı? 6 yaptı. Eyvallah. Ve tabi burayı da iki eş parçaya böldü mü? Böldü. E sonra ne yapacağız hocam? E sonra da şunu yapacağız. E burada da şu eşliğin mantığını kullanacağız K'daki. 16'ya. Bak 16'yı kullanmadık. 16'ya paralel çizeceğiz. E 16'ya paralel nasıl çizilir buradan? Bak K'nın olduğu yerden hop şöyle. Tam paralel çizdiğinde orta çizgisi olacak ya. Buraya denk gelmek zorunda. E o zaman burası da 16 ise 8 mi oldu? Evet. Büyük ihtimal 6 8'i gören onu yapıştırır ama Tam doğru çözelim. Biz neyi kullanmadık? 90'ı. 90'sa 90 yöndeşlikten burası da 90 değil mi? Çünkü şunlar paralel. Hocam 90 90'sa burası da 90. Şöyle kırmızılar da paralel olduğundan Z'den dolayı burası da 90 oldu mu oldu? Yani şurada karşına bir dik üçgen çıktı. Ve 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeninden. KL'yi de böylelikle 10 olarak buluruz. Cevap 10 çıktı. Güzel bir soruydu. Geldik örnek ona. Bu sefer oran verilmiş. Burası A iken burası 2A verilmiş. Kenan Bey'i böyle Ali Kara uzunluğu da aynı şekilde. 1'e 2 oran şeklinde verilmiş. AC'yi 15 vermişler. Sonra nereyi? 18 vermişler. BD'yi de 18 vermişler. E arkadaş bunları kullanacağım. Bu sefer de oran var. Oran mantığını kullanacağım. Buradaki oran mantığı ne demekti? Üçgende bak benzerlik değil mi? Hani eşitlik olsaydı orta taban çiziyorduk. E oran var oranı kullanmam lazım. E oranı nasıl kullanacağız? Oranı da benzerlikle kullanacağız. Kalemini L'ye koydun. İster şuna paralel çiz. Maviye ister kırmızıya paralel çiz. Hiç fark etmez. Kırmızıya paralel çizdim. Paralel çizince hocam 1 bölü 3 oran var kafadan yapalım. 3'teki 15 ise 1'deki 5 değil midir? Evet yani şurayı 5 bulduk. Ve bu arada 1'e 2 oran var ya 1'e 2 oran olacak. Yani enken 2 en olacak burası da. Çünkü paralel ya temalar antı burada 1'e 2 1'e 2 olacak. E sonra benim şuradaki oranı kullanmam lazım. Paralel çizerken ne yapacağım bu sefer? Kalemi buraya koydum. Maviye paralel çizeceğim. Yani 18'i kullanmadım. Kullanmadığım bilgilere dikkat. O zaman buradan şöyle paralel çizeceğim. Tam buraya denk gelmek zorunda. Çünkü paralel çizdim ya. 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde oran olacağından dolayı. E geldi buraya. E hocam burada da 2 bölü 3 olan var. 3'teki 18 ise 6 katı. 2'deki de 6 katı 12. E bu kısa yolları artık öğrenmişsindir. Öğrenmiyorsan da şimdi öğren. Eksikleri kapatma zamanı zaten. Öğrendik tamam 12 yazdık buraya da. E, köşegenler dik kesiyor. Maviler paralel ya 90 oldu. E burası da 90 Z'den dolayı, kırmızıların paralelliğinden dolayı burası da 90 oldu. Ve karşımıza ne çıktı? 5 var, 12 var. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden cevap 13 çıktı mı? Çıktı. Ve geldik son soruya. Evet. Mükemmel bir soru seni bekliyor ama çok zor bir soru arkadaşım. Gerçekten zor bir soru. Ama arada sırada da böyle zor sorular yazmayı da seviyorum arkadaşım. Hadi bakalım birlikte yapalım. En azından bir şeyler öğreneceğiz. Dikkatli bir şekilde dinle lütfen. Bir köşegeni ac olan abcd dörtgenine hemen bir dörtgen çiziyorum kardeşim. Şöyle buraya çizeyim de. Çünkü arkadaşım şöyle şu tarafa doğru çizeyim. Soruya çok fazla yer kalmamış. Rastgele bir abcd dörtgeni çizdik. Şimdi abcd dörtgeni çizerken normalde biz böyle yazıyoruz. abcd şeklinde yazıyoruz ama işi garantiye almışım. Bir köşegeni ac diyen diye. diye. Yani burada ne dedim? Bir köşe gene A, C dersem ABCD sıralaması olur. Ya da hocam o zaman B burada, D burada olsa bak yine A, B, C, D sırası oluyor. Soru bozulmuyor. Normalde eskiden bu sıralamaya dikkat ediyordu. ABCD dediği zaman şu şekilde sıralamalı gidindi diyor ÖSYM. E. A, B dediysen sonra bak bu yönde gidiyorsun ya C, D yazarsın. Ya da biz genelde saat yönü tersinde gidiyoruz. A yazdık, B yazdıysak sonra bu yönle gideceğiz. C ve D şeklinde bir yazım yapacağız arkadaşlar. Ama işi garantiye aldım. Ya bu dili kullanmazsa. AC köşegeni dediğim zaman ya da BD köşegeni deseydim de işi garantiye almış olurdum zaten. Neyse. Şimdi yazdık bunu. A'nın B'ye göre simetriye A hmm. Bir noktanın bir noktaya göre simetriye nedir? Hocam bunu simetrisini alacağız. Şunlar birbirine eşit olacak değil mi? Buradaki nokta yapar. Bir noktanın bir doğruya göre simetriğinde de aynı şeyi uyguluyor. Şunlar eşit olacaktı. Yalnız tek fark ne oluyordu? Burası 90 derece oluyordu değil mi? Evet hatırladık. Noktanın noktaya göre simetri dediği zaman da o zaman ne yapacakmışız? A'nın B'ye göre simetrisini alalım. Hocam hop simetrisini aldım. Şunlar birbirine eşit olacak. İşte buradaki nokta neymiş? Hocam A üstüymüş burası. Öyle diyor. A'nın B'ye göre simetriği A üstü. Şunlar birbirine eşit olacak. Sonra B'nin C'ye göre simetriği B'nin C'ye göre simetriyi şöyle şurası B'nin C'ye göre simetriğini aldığımız zaman da burası yaptı. E burası da ne olacakmış? B üstü olacakmış. Sonra C'nin D'ye göre simetriği diyor bize. C'nin D'ye göre simetriği de doğrusal olacak. Ve şu uzunluklar aynı olacak. Şurası oldu. Burası da C üstü diyor bana. Şunlar da birbirine eşit olacak. E hocam şuradaki eşitliği göstermedik. Hadi bunları da gösterelim. Sonra D'nin A'ya göre simetriği de D üstü olacakmış. D'nin A'ya göre simetriğini de gösterdik böyle. İşte tam olarak burası. Burası da D üstü olacakmış. E ne diyor? Dönüşümlere uygulanarak A üstü B üstü C üstü D üstü dörtgeni elde ediliyor. Hadi dörtgeni elde edelim. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle hop şöyle bir dörtgen oldu. İlk dörtgenimiz neresiydi arkadaşlar? İşte tam olarak burasıydı. Tamam ilk dörtgenimiz burasıydı. Simetrikleri alınca da öbür türlü şeyi elde etmiş bulunuyoruz. Eh, şimdi ne yapacağız? Ben şunu kopyalayayım lazım olacak şimdi. O yüzden arkadaşlar. CTRL C diyeyim biraz da şöyle B üstü de gözüksün. Arkadaşlar şimdi ne diyor? ABCD dörtgenin alanı sarı bölgenin alanı 20 birim kare olduğuna göre A üstü B üstü C üstü D üstü dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Hadi bakalım yapalım işlemimizi. Ne yapacağız? E hocam oranlamalar var. Alan dağıtımı yapacağımız belli mi? Belli. Başlayalım. Nereden başlayalım? Hocam çizgilerden. Üçgen oluşturalım. Hop şu üçgeni çizecek olursak kardeşim. Çizgideki alan A ise. Hocam çizgideki alan. Çiz, tepe noktası C'ye göre bakıyorum. Çizgideki A ise. Çizgideki yine A'dır. Üçgen oluşturalım şöyle. E hocam burası ne oldu o zaman? Yuvarlaktaki A ise yuvarlaktaki A olacak. Tepesi noktası A'yısa olduğunda. Burayı daha buldum. Başka alan dağıtmaya devam edebiliyor mu? Hayır. E o zaman şuraya B diyelim. Buraya B dersem S'deki alan B ise S'deki alan B olacak. Tepe noktası bu alanda. Hop burası da B oldu. Sonra şunlar da birbirine eşitti. Bunları da nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. E çift çizdeki alan B ise simetriğini almıştık ya unutmuşuz azmasını. Çift çizdeki B ise çift çizdeki B mi oldu arkadaşım? Evet. E. Bundan sonra da alan dağıtmaya devam edemiyorum. Ama dikkat et. Burası A artı B iken burası 2A oldu. Bak 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 bak. Şurası 2A oldu. Görüyor musun? Şurası da 2B oldu. He. Demek ki ben şu karşılıklı alanlar toplamını ne buldum kardeşim? Bak şu yeşille şunun toplamını ne buldum? 2 artı 2B. Burası A artı iken burası 2 artı 2B oldu. Yani toplamda ne olmuş oldu burası? A artı B kaçtı? 27. A artı B'nin ben 20 olduğunu biliyorum. O zaman 2 artı 2B'de şu ikisinin toplamını buldum. Hadi bakalım devam edelim. Şekli silip de devam da edebiliriz orada ama şurada ben şunu bir daha bir saniye şuraya doğru bir kopyalayayım. Heh. Dörtgen gözüküyor mu? Gözüküyor değil mi? Şimdi gençler şurada işlemimizi yapalım. Bir daha yapalım. Ben köşegeni böyle çizdiğimde yaptıydım bunu. Öyle buluyordum. Şimdi köşegeni şöyle çizersek ne olacak? Bu şekilde alan dağıtalım. Çizdiği ki alan çizdik alana göre da mı dağıtacağım? Tabi bunlar da birbirine eşitti. Şöyle. Şimdi buraya göre alan dağıtalım. Hocam çizgideki değil de çift çizdikine göre dağıtım yapabilirim. A'yı B'yi kullandım ya. Şuraya bir C diyeyim o zaman. Çift çizdik alan C ise... Çift alan o tepe noktası bu olan da burası da C olur. Çizideki C'si çizideki burası da C olur. Şu alanları bulduk arkadaşlar. Peki buraya D alanı dersem yuvarlakta kalan ise yuvarlaktaki alana göre dağıtacağım. Hemen üçgen oluşturdum. Burası da D oldu. S'deki alan D'si S'deki alan burası da D yapacak. A bu sefer ne oldu? Arkadaşlar şu alanla şu alan 2 C artı 2 D yaptı. Bak şuradaki alan sarı alana dikkat et. Bu sarı alan C artı D iken bunlar 2 C artı 2 D yaptı. O zaman ben şuraya bir şeyi bir daha kopyalayayım. Artık olayı anladınız. Hocam şu ikisinin toplamı 2 artı 2 40. Şu ikisinin toplamı da 40. 40 40 daha 80. Ortada da 20 var. Toplam alan 100 diyebilirsin. Aa ben sana şöyle göstereyim kardeşim. Bak 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 bak. Şimdi ortada kalan kaç? 20. 20'yi yazıyorum şuraya. 20'yi yazdım. Hocam şu ikisinin toplamı 40. Çünkü neydi? 2 artı 2 b'ydi. 40. 20 artı 40 artı. Hocam şu ikisinin toplamı nedir? Şu ikisinin toplamı mavilerin toplamı da şuraya baktığınız zaman 2c artı 2 d C artı D. Burada da c artı d'yi de 20 bulmadık mı? Bulduk. C artı d 20 iken 2c artı 2 d'ye e, de 40 yapar. bir de 40'ı toplarsak toplam alan kaç yapıyor? 100 yapıyor. İşte bu soruda biraz zor bir soru oldu ama en azından böyle alan dağıtmayı da bu şekilde de göstermiş de olduk arkadaşlar. Ama Dediğim gibi bazen böyle zor soruları yazısım oluyor. Ya hocam dörtgenlerinde ilk dersinde bu yapılır mı kardeşim? E, ya size de tutup da... Ya şöyle sorularda sormayayım ya. Tamam sorduğum sorularda vardı Çok çok basit sorularda şey yapmasın. Bunlar sizin ufkunuzu açan sorular. Korkmayın. Sen şimdi bu teste baktığın zaman... Yani buradaki çözdüğümüz sorulara baktığınız zaman... 11 tane sorunun... Sadece ve sadece... Yan, yanlış hatırlamıyorsam... 2 tane sorusu zordu ya. Şöyle bakacak olursak. Arada zor soruyla da uğraşalım. Bak bunlar sana bir şey öğretiyor. Ya yani bu soru zor olsun ama noktanın noktaya göre simetriğinde nasıl yorum yapacağını öğretiyor. Ya da oranlamalar olduğunda alanla ilgili bir şey olduğunda sana alan dağıtma yapacağını hissettiriyor. İşte sana bunları öğretiyorum. Bu soruda belki tamam belki anlamadığın video sonunda olabilir ama anlamadığın yerde birçok öğrendiğin yer oldu. İşte en önemli nokta da zaten bu kardeşim. Evet tamam mı gençler böylelikle hallettik mi olayı hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne yapıyoruz? Özelliklere geçiyoruz. Ve dörtgeni de bitiriyoruz. O zaman bir sonraki videoda yani 10. haftanın 2. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.